Spor faaliyetlerimiz 2109. Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde, önderliğinde 17 yıldır Türkiye çok ciddi mesafeler kat etti. Sağlıktan ekonomiye, ekonomiden ulaşıma, teknolojiye, sanayiye, eğitime ve spora kadar pek çok alanda gerçekten ülkemiz Cumhuriyet tarihi boyunca 2002 yılına kadar gerçekleştirilenleri çok çok daha ilerilere taşıdı. Bunlardan biri de bir alanı da spor biliyorsunuz. Gerçekten spordaki tesisleşmeye baktığımızda 2002 yılında 1500 adet spor tesisi varken şimdi Türkiye'de 5000 adet spor tesisi var. Bunun yanında yapımı devam eden, projelendirilen tesisler var. Ve belediyelerimizi, diğer kamu kurum kuruluşlarımızı da dahil ettiğimizde bu sportif tesisleşme 2 misline kadar çıkabiliyor. Elbette bunun yanında öğrencilerimiz için, üniversite öğrencilerimiz için yurtlarımız var. Yatak kapasitemiz 192 bin. 2002 yılında şu an 700 bin yatak öğrencilerimizin hizmetinde. Ve inşallah biraz sonra temelini atacağımız Sinop 9oğlu stadyumu da bunlardan biri olacak. Ben şimdiden sporumuza, gençliğimize, geleceğimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu anlamlı günün anısına aile fotoğrafında yer almak üzere protokolümüzün değerli üyelerinin sahneye teşriflerini arz ederim. Bu bizim demokrasi buluşmaları gerçekten çok anlamlı, çünkü ülkemiz gerçekten pek çok farklı görüşün, farklı grubun bin yıllardır bir arada kardeşçe, barışça yaşadığı bir coğrafya. Biz bu medeniyetin evlatlarıyız, torunlarıyız ve inşallah 31 Mart'ta bir kısmınız yeni ilk kez oy kullanacak. Demokrasi noktasında demokrasi buluşması diyoruz buna. Bu harmoniye size eşlik edeceksiniz bu şölene. Ben şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum. Gerçekten ülkemizde seçimlere katılım, yani oy kullanma oranı açısından pek çok Avrupa ülkesinden, Amerika'dan çok daha öndeyiz. Seçime katılım, oy verme günü. Pek çok Avrupa ülkesinde bu oran %50'lerde, Amerika'da. Dolayısıyla ülkemizi, ülkemizdeki demokrasinin standartlarını ölçmeye kalkanlar, efendim bizde kusur arayanlar önce buna baksınlar, ibret alsınlar. Biz demokrasimizle, milli irademizle, vesayete karşı, darbeye karşı, demokrasi olan tehditlere karşı duruşumuzda örnek bir milletiz, örnek bir ülkeyiz. Siz gençlerde örnek bir gençliksiniz.